Herkese merhabalar, hepinize iyi günler arkadaşlar. Ne habersiniz? Bugün yeni bir konseptle karşınızdayız. Bu konsepti daha adını tam bulamadım. Belki bu videoyu editlerken bulurum. Şöyle bir konsept. Böyle kısa kısa anılar, hani bir şeyler yaşıyoruz burada veya tüm hayatta. Hani şu an Amerika'da olduğum için bunu daha çok yapasım geldi. Böyle kısa kısa anları, hani böyle bir iki dakika video çekmişim o yaş olaydan, işte etkinlikten. Ama böyle YouTube'a video atmaya değmiyor falan filan. İşte bunları biraz birleştirip hani mesela şey gibi, mesela o an Türkiye'de bir etkinlikteysen festivalden kısa anılar tarzı bir şey. Hani şu an aklımdaki şey Amerika'dan kısalar, Amerika'dan kısa anılar tarzında yani. Hani farklı şeyler yaşadım. Ya bir vlog içinde olsa vlogun içine koyarım, hani o gün vlog çeksem. Vlogda koyacağım şeyler ama onun dışında böyle koyamadığım, işte böyle anlatmak da istediğim, yani bilinmesini de istediğim şeyleri buraya koyacağım. O şekilde. Hani onların koyacağım şeylerin videosunu çektim. Onları ayrı günlerde, farklı günlerde böyle tek tek kısa anılar şeklinde, kısa videolar şeklinde bir video yapmak istedim. Öyle. İlk olarak şunu anlatarak, ırkçılık yaşadık bir ara iş ararken. Onu anlatarak başlamak istiyorum bu kısa anıya. Şöyle bir şey olarak işte ilk geldiğim zamanlar ikinci iş aramaya koyulduk, işte dışarı çıktık falan. Çoğu insan gayet tatlıydı aslında, hani menajerler falan. Çoğu herkes iş bulmuş bu arada. Hani diğer J1'lar, diğer ülkelerin J1 öğrencileri çok da erken gelmişti. Neyse, konumuz bu değil. Bir tane bir yere girdik. Pizzacıydı. Yani girdik, böyle iki kişi, bile yanında kız vardı. Bu, o da benim gibi burada çalışan J1'di. Beraber yemeğe çıkmıştık. Sonra girdik işte, merhabalar, nasılsınız, iyi günler, hello, how are you, işte we are the J1 student and we need a job, maybe you are looking, işte belki işçi arıyorsunuzdur falan diye konuşmaya başladık. İşte aa ne güzel, yeni mi geldiniz, kaç aydır buradasınız falan filan dedi. Sonra böyle mutlu mutlu öyle gülerek konuşuyordu. Sonra hangi ülkeden geliyorsunuz dedi, Türkiye dedik. Orada bir falan böyle bir şey yaptı, böyle somurttu. Hani sanki şöyle, hani tamam yine iş doluyuz biz dedi ondan sonra somurtarak. Peki doluyuz biz ama gidebilirsiniz falan yaptı böyle direkt hemen anında. Türkiye'ye durduktan sonra, we are from Türkiye dedikten sonra, hani normalde de hani dolulardır, hani çok fazla çalışan vardır, bizi almayacaktır işe, ama şöyle derdi o zaman: şu anki işe ihtiyacımız yok, belki şunu doldurun, hani application'ı doldurun, size geri dönebilme ihtimaliniz var falan, hani güler yüzle uğurlayacakken birden böyle kaba bir şekilde uğurlamaya tercih etti biz Türkiye'li izledikten sonra. Böyle bir küçük bir ırkçılık ve çok büyük bir anı değildi, bu şekildeydi. Diğer anılara geçelim o zaman. This is space. Evet dostlar, şimdi çıktık berberden. Gayet memnunum. Saçımızı yıkadı. Sakalı da kestirdik. Bu şekilde bir şurasını ben taramıştım da o yüzden öyle oldu. Hani gayet memnunum. Ne kadar diye fark ediyorsunuz bence. $30 saç yıkama ve saç sakal. Saç sakal yıkama. $30. Okey ya, ben yani şu $30 bir tık pahalı olabilir. Şu açıdan, çünkü ya berber açısından buradan. Çünkü benim bulunduğum yer hafiften turist kimisi ve çok az nüfusun bulunduğu bir yer olduğu için ve rezervasyon işliyor. Az iki insan geliyor yani. O yüzden pahalı olabiliyor. Bir zenginlerin yaşadığı bir yerde. Ben $30 bir tık pahalı olabilir düşünüyorum ama yine de okey. Yani 2 saatimiz Türkiye'de çok daha fazla. Ne hemen bir kıyaslama. O şekilde yani güzel ilgilendi. Toplam böyle bir 40 dakikada falan kesti, yıkadı falan filan. Yani ki şu yanların kesimini beğendim, sadece şu çizgi kısmını bir tık fazla aldı. Öyle, onun dışında memnunum. Ben buyum zaten deyip öyle. Hadi bay. Evet, ilk paycheck açılımı. İlk defa paycheck alıyorum. Diğer işim benim, bankaya yatıyor parayı. İlk paycheck. 2 günlük galiba, yanlış bilmiyorsam. Böyle bankada. SSN number'ın yok ama nasıl yaptı, halletti bu işi bilmiyorum. Oops. Net pay. Ah, belki kesmiş. Okay,
Ne olmuş biliyor musunuz? İş yerimin adresi yazıyor. İş yerimin adresi yazıyor. Sonra tarih yazıyor. Bana yatan. Şirin adresi yazıyor, bana yatan fiyat yazıyor, sonra hangi aralıkta para yatırdığını yazıyor, değil mi? Puh, wow. 7. ayın 2'si yazmış, 7. ayın 8'i yazmış. Wow, I don't know this. Eventight, regular pay rate. Of, oh, yeah. Çok uzansın video. Şöyle bir paycheck. Daha sonrasında şurada ne var? Yani burada son 2 günde 12,5 saat çalışmışım. Maaşı 14. Yani 175 yapıyor ama tekstlerle, vergilerle beraber. Ama benden yanlış vergiler kesmiş ya da fazladan vergi kesmiş. Federal ve state vergisi, yani şeyi çekmemiş. Social Security ve Medicare vergisi çekmiş. En çekmemesi gereken vergileri çekmiş. Diğerlerini çekmesi lazımdı. Bunu bir konuşmam gerekecek. 175'ten 13,39 çıkmış, 161,61 2 günlük bu iş yerinden peşeyim. Eventide Specialties. Ya söyle, şurayı kapatacağım. Ön tarafı da şöyle. Böyle bir paycheck. Yani normalde Amerikalı kişilerin, o daha demin saydım, 4 vergiden 4'ünü çekiyor. Yani bize de normalde federal ve state'i çekmesi lazım ama dediğim gibi Social Security ve Medicare çekmiş benden. Onu anlamadım. Onu bir çözmem gerekecek. Bir sormam gerekecek yarın. O şekilde maaşlar da böyle geliyor arkadaşlar. 2 günde 12,5 saatte $175 vergisiyle $160. Evet, şimdi arkadaşlar bir tane şöyle master full ekstra bir hatırlamalığını aldım. Bir de Hannaford'ın, yani bizim BİM gibi düşünebilirsiniz yine. Onun bir kurabiyesini aldım. Onları deneyeceğim şimdi. Nerede deneyeceğim? Biraz basket sahası sonra gideyim. Orada deneyeceğim. İkisi bu arada 3.19 ve $3 olmak üzere 6.15 tuttu. Altılı bir şey tuttu. Bir de vergi aldı. $6.20'a geldi arkadaşlar. O şekilde. Evet, açıyoruz kukimizi. Bunu açtım bu arada. Az sonra tadarım. Burası da buranın lisesiymiş. Burayı bir gün gezmek istiyorum. Hep liselerini merak etmiştim. Yani açık alan burada dostlar. Hani direkt tel örgüsü, hiçbir şey falan filan yok. Basket sahası, belki basket oynayanlar gelir diye geldim. Bir Ultra Monster Energy Watermelon. Bu arada açım diye ara dil süsmesi çok oluyor. Enerjim yok hiç. O yüzden bir de bunu aldım. Güzel. Yani benim en sevdiğim enerji şeyim Red Bull Hindistan cevizli beyaz edition. Bayağı watermelon geliyor. Enerji şeyle karışmış. Biz de içecek yani. Tasarım bayağı güzel bu arada. Sanki yılbaşına çıkmış gibi. Puanım üzerinden 7. Evet. Bir tık daha güzel olabilirmiş. Yani birkaç tık daha. 10 üzerinden 7. Şimdi cookie'yi tadalım. Yani cookie'den belli bir beklentim yok. Sadece içinde kaç tane var biliyor musunuz? 368 grammış mesela. Size göstermek için istiyorum. Yani fiyat performans olarak yapacağım bunu. Ha. Red Bull'a fiyat performans olarak puanım, o da 7. Bu $3'dı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 34 tane falan var galiba. Ya 34 ya 36 tane. Bayağı kötü. Bayağı kuru, yanmış. Çikolata parçacıklarını tadıyor. Çok az. Lezzet olarak 3 falan. Hani 34 tane, $3 34 tane böyle şey aldığım içinde bir 6 oradan da. O şekilde.
Evet arkadaşlar, videom yani bu şekildeydi. Böyle bir konsept bu video artık. Bu video serim yani ne diyeyim. Bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu şekilde böyle kısa kısa göstermek istediğim şeyleri de siz ne varsa merak ettiniz. Bu şekilde bu video konseptimde gösterebilirim. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Beğendim yani ben. İlgimi çekti. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Görüşürüz.